Değerli izleyenler, dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 218 milyon 794 bini, can kaybı 4 milyon 538 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü Mu varyantının ortaya çıktığını ve yakından izlendiğini açıkladı. İtalya'da salgın önlemleri çerçevesinde çıkarılan yeşil geçiş belgesinin kapsamı genişletildi. Almanya'da 13 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, Mu adı verilen bir varyantın ortaya çıktığını açıkladı. İlk kez Kolombiya'da tespit edilen varyantın aşıya dirençli olduğu da belirtildi. Mu varyantı, Güney Amerika ve Avrupa'da da kayıtlara geçti. Alfa, Beta, Gamma, Delta varyantıyla birlikte Mu varyantı da örgütün yakından izlediği varyantlar arasında yer alıyor. Fransa, 3. doz aşıyı Avrupa Birliği ülkeleri içinde en yaygın uygulayan ülke oldu. Delta varyantı ülkede yayılırken 65 yaş üstü kişilere 3. doz uygulanmaya başlandı. Ülkedeki huzur evlerinde de destek kampanyası başlatılacak. İtalya'da yeşil geçiş belgesinin kapsamı genişletildi. Aşı, test veya kısa süre öncesinde koronavirüs olduğuna ilişkin bilgileri içeren belge, artık tren, gemi ve uçak seyahatleri için de şart koşulacak. Belgesi olmayanların seyahat etmesine izin verilmeyecek. Almanya'da bir günde 13.531 yeni vaka kaydedildi. Bu 13 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Yeni vakaların 3114'ü 15 yaşın altında. Belçika'da vaka ve can kaybında bir önceki haftaya göre %15 artış oldu. Ülkede yetişkin nüfusun %80'den fazlası ilk dozu oldu. 12 yaş üstü çocuklar da aşılanmaya başlandı. Hindistan'da yaklaşık 18 aydır kapalı olan okullar koronavirüs önlemleriyle yeniden açılıyor. Çin'de de yeni eğitim dönemi başladı. Öğrencilerin termal kameralarla vücut sıcaklıkları ölçüldü. Maske takmaları istendi. Kazakistan'da 7.475 okulun kapıları yüz yüze eğitim için tekrar açıldı. Okullarda her iki saatte maskeler değiştirilecek. Sınıflarda dezenfekte çalışmaları yapılacak.